Dünya Astrolar Günü için benim ve üyelerim adına takdim etmek istediğim bir al bayrağımızdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Tabii bizi kabul ettiler. Hediyemizi de kabul ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Güzel bir jest bizim için. Şehrimizden çok memnun kaldık. Yani bu son olan gelişmelerden dolayı da çok memnun kaldık. Uyarlığından dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Tabii bunu öpüp almak gerekiyor ama can var yine de başlıyor. Evet. Şöyle yapayım, şöyle de canlayayım. Bizim yönetim kurulu üyelerine ben de hem öncelikle teşekkür ediyorum. Ayrıca da ziyaretinizden dolayı da teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Evet. Ve yine geçtiğimiz hafta kutlanan Asubaylar Günü'nü de buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Asker gerçekten Mehmetçik Hoca bizim başımızın tacı. Evet. Allah razı olsun sizlerden. Sizler de yıllarca bu görevi yaptınız. Evet, evet. Ülkemizin değişik yerlerinde, değişik noktalarında, bayrağın dalgalandığı her yerde bizlerin güvenliği için, vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele verdiniz. Tabii belli bir zaman yaptıktan sonra da emekli oldunuz ama emekli olmak demek değil ki bu görevi yapmıyoruz, bitti anlamına evet, gelmiyor. Çünkü evet. Her zaman Allah ömür verdiği sürece hem sizler hem bizler bu vatanın birer askerleriyiz. Her zaman olduğumuzu ne zaman, yani. Nerede bir ihtiyaç da olsa çıkarız değil mi? Ülkemizi kurtarmak için, vatan hainlerine karşı durmak için evet. Ne gerekiyorsa hep beraber de yaparız. Çünkü 15 Temmuz'da gerçekten zor da bir zamandan geçtik. Çok zor bir süreçten çok geçtik. Bir geçtik özellikle Ömer Halis Demir ki kendisi evet. Asubay sizin de meslektaşınız evet. Ama bugün hepimizin bir kardeşi, hepimizin bir evladı ya da hepimizin bir şehit oldu. Sadece bir kendi annesinin, babasının değil, hepimizin şehit oldu. Çünkü evet. Yaptığı o cesurca hareket ve orada darbecilere karşı, darbeciye karşı yapmış olduğu oradaki duruş hem Türkiye'nin hem dünyanın hem de hepimizin yüreğinde, kalbinde müthiş bir evet. Duygu oluşturdu. Ve Ömer Halis de bir yıllarca unutulmayacak. Evet. Hep ismi de hafızalarımızda da kazınacak. Çocuklarımıza da hep Ömer Halis Demir'i inşallah gerçekten anlatacağız. Abi. Ne yazık ki tabi asker kıyafetini giymiş o hainleri de affetmemek lazım. Bu da olayın diğer bir boyutu. Ama asker bizim, ordu bizim, Mehmetçik evet. Bizim, hepimizin. Biz hep beraber abi. Şükür Allah'a ki yani toplumumuz o kadar çok seviyor ki askerini, o kadar çok seviyor evet. Ki Mehmetçi. O hainlere rağmen yine de başını tacı olarak da askeriyemizi böyle başında tutuyor. Her zaman da tutuyor. Bizler de tutuyoruz, tutmalıyız da. Sağ olsunlar. Çünkü biriz, hep beraberiz. Evet. Sonuçta Allah'ın izniyle de bu ülke hep payidar olacaktır. Bundan da canım rektin anıyoruz. Bugün bakın Suriye'de, Musul'da yapılan operasyonlarda evet. Türk askeri var. Bugün evet. PKK'ya karşı mücadelede Türk askeri var. Evet. Bugün içteki tüm hainlere karşı yapılan tüm her yerde Türk askeri var, Türk polisi var. Ne mutlu. Allah razı olsun. Allah'ın izniyle de başarı da onların devamında gelecek zaten. Türk askerinin olduğu yerde başarı devam. Kesinlikle. Yani Şehitler Tepesi boş kalmıyor. Şehitlerimiz oluyor. Evet. Bundan sonra da olacak. Bu coğrafyada hep olmuş bu zamana kadar. Bundan sonra da olacak. Ama Allah'ın izniyle bu al bayrağın altında ilelebet kıyamete kadar da yaşamaya hep beraberce de devam İnşallah. Edeceğiz. Benden bu zamana kadar bu ülke için verdiğiniz bu desteklerden, çalışmalardan dolayı ben de bir vatan evladı olarak teşekkür ederken ayrıca bu ziyaretinizden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Asubaylar gününüzü de bir kez daha kutluyorum. Çok teşekkür daha nice nice böyle günlere daha böyle güzel bundan sonra da günlerde yapmamız diye düşünüyorum. İnşallah. Kutlamanın dışında da böyle bir araya gelip belki sohbet etmek. Anıları da dinlemek de herhalde güzel olur dedi. Keşke ne zamanınız olsa çok da olur Sayın Başkanım. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Derneğin üyelerim adına, herkes adına. Onun ötesinde de şehrimiz adına, bu gençliğinizi şehrimize yansıttığınız için, ileri görüşlerinizi, insani değerlerinden verdiğiniz için, şehrimizde gençleştirdiğiniz için kendiniz gibi hakikaten teşekkür ediyoruz. Bunu bütün insanlar olarak da, yani içinde bulunduğumuz toplum olarak da söyleniyor. Söylenmeye de devam ediyor. İnşallah da bu şekilde devam edecektir diye düşünüyorum. Emeklerinizi inşallah unutmayacağız diyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Selam size teşekkür ederim. Bizim günümüz var yani 17 Ekim dolayısıyla. Oturduk ne yapacağımıza bir türlü karar veremedik. Aslında yapıyoruz her zaman ama hiç dünyanın haberi olmuyor. Oturur sen Ömer Beyler. Hadi bir belediyeye gidelim.
geldik. Ve yaptığımız şeylerle Türkiye'de ilk oldu ve örnek oldu. Samsun, Etimesgut, Eskişehir vesaire bütün yerlerde bunlar yapılmaya başladı. Ve önce siz oldunuz. Bir bürokratın, yerel yönetimin ilk defa böyle bir şeyle bize destek vermesi hem bizi hem de 100-200 bin kişilik camiyi memnun etti. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olasınız.